Bugünkü dersimizde size enzimler, özellikleri, hormonlar, vitaminler yani canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden devam edeceğiz. Enzimlerle başlayalım şimdi. Enzimler biyolojik katalizördür biliyorsunuz. Katalizörler aslında kimyasal bir terim ama biyolojide de çok kullanırız. Katalizör nedir? Katalizör tepkimelere katılıp tepkimeyi hızlandıran ve tepkimenin sonunda değişmeden çıkan maddelere denir. Biyolojik katalizörlere ise enzim denir. Yani kısaca bu bir tanım aslında. Canlı hücrelerdeki kimyasal reaksiyonların hızını arttırırlar ve bu reaksiyon sırasında tüketilmezler. Enzimler çok ekonomik. Bu yüzden de canlı sistemlerinin metabolizmasındaki tepkimelerin büyük bir çoğunluğunda mutlaka enzim kullanılır. Ve enzimlerin büyük bir kısmı protein yapılıdır. Aslında protein yapılı olma da bir dezavantajdır arkadaşlar. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için reaksiyona giren maddelerin sahip olması gereken bir eşik enerjisi. Buna aktivasyon enerjisi de diyoruz. Eşik enerjisi seviyesi vardır. Bu seviye bir anlamda reaksiyonun başlaması için gereken enerjidir. İşte enzimler bu başlaması için gereken enerjiyi düşürüyorlar. Aktivasyon enerjisi dediğimiz enerji seviyesini düşürüyor. Tepkimenin daha düşük ısılarda gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bu yüzden de enzimler çok önemlidir. Enzimlerin aktivasyon enerjisinin seviyesini düşürerek bununla birlikte reaksiyonun da çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Burada da arkadaşlar tepkimelerin ilerleme yönünü görüyoruz. Şimdi bakın. Tepkimeler enzim olmadan da gerçekleşir aslında. Yani enzimsiz de tepkimeler yürütülür. Ama enzim katıldığı zaman bir, hem daha az enerji harcanır, daha hızlı olur. Değişmeden çıktığı için aynı tepkimelerde siz bu enzimleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bu yüzden de enzimler daha ekonomik ve kullanışlı diyebiliriz. Aktivasyon enerjisi enzimsiz olduğu zaman görüyorsunuz şu enerji seviyesini aşmak zorunda. Fakat enzim katılınca bu daha düşük seviyeye düşüyor. Mesela 5 ATP ile gerçekleşmesi gereken bir tepkimede enzim kullanılınca bu 2 ATP'ye düşüyor ve daha hızlı oluyor. Bu yüzden de enzimler oldukça önemli moleküller. Şimdi enzimlerin genel özelliklerine bakalım. Az önce ne dedik? Çoğu proteinden yapılmıştır dedik. Proteinden yapıldığı için genlerin kontrolünde ribozomlarda sentezlenir arkadaşlar enzimler. Çok önemli bu. Bu yüzden protein yapılı olduğu için kişiye ya da canlıya özgü de diyebiliriz. Katalizledikleri reaksiyonlar bakımından seçicidir. Yani ne demek bu? Enzimler belli tepkimelere girer. Her tepkimeye katılmaz. Katalizledikleri reaksiyonun denge sabitini değiştirmezler. Ne demek bu? Tepkimenin başlangıç ve bitiş noktasını değiştirmezler. Yönünü değiştirmezler. Yani bir yapım olayı ise yapım olayı olarak devam eder. Ya da yıkım olayı ise yıkım olayı. Endergonik bir reaksiyonu egzergonik hale getirmezler. Yani endergonik enerji alan ya da ısı alan tepkime demektir. Egzergonik de enerji açığa çıkaran tepkime demektir. Enzimler bunu değiştirmiyor. Gerçekleşecek olan bir reaksiyonu hızlandırarak çok önemli zamandan da tasarruf sağlıyor hem de enerjiden. Tepkimenin olağanüstü bir hızda gerçekleşmesini sağlar. Mesela nişastayı suyla birlikte bekletirsek bir 5 yıl beklememiz gerekir belki de glikoza dönüşebilmesi için. Yani nişasta suyla sindirilir ama çok uzun bir süre. Ama biz ortama amilaz enzimi koyarsak 5 dakikada sindirilir. Yani 5 yıl gibi bir süreyle 5 dakika gibi bir süre arasında bayağı bir hız farkı var. Hücreler metabolik düzenlerini enzimleriyle sıkı bir şekilde denetler. Yani hücredeki meydana gelen bütün metabolik olaylarda enzimler kullanılır. Arkadaşlar enzimler hücredeki işlevlerine göre sitoplazmada serbest halde de bulunabilir. Çeşitli organellere sıkıca bağlanmış olarak da bulunabilir. Enzim substrat adı verilen reaktantla etkileşir. Yani enzimin etki ettiği maddeye substrat denir ve enzimler substratlarına özgüldür. Anahtar kilit uyumu vardır enzimle substrat arasında. Her enzim substratına özgüdür. Dolayısıyla belli bir tepkimeyi katalizler enzimler. Enzim protein kısmını sadece
belli bir protein kısmının sadece belli bir kısmıyla substrat bağlanır. Cep veya oluk görünümünde olan bu kısım aktif bölgedir. Birazdan göreceğiz bunları da. Enzimin substratıyla birleşerek kompleks oluşturabilmesi için aralarında uzaysal ve kimyasal uygunluk olmalıdır. Hani anahtar kilit uyumu diyoruz ya, onun gibi bir uyum olması gerekir. Şekilde de bunu görüyoruz. Arkadaşlar substrat şurada görüyorsunuz, şöyle bir molekül. Enzim de böyle. Aralarında enzim substrat kompleksi dediğimiz kompleks oluşmuş, enzimin aktif merkezine bağlanmış ve sonuçta iki farklı ürüne dönüşmüş. Enzim de bu olaydan yine değişmeden çıkmıştır. Evet. Substratın sadece belli metabolik yollara katılmasını sağlayarak rastgele kullanılmasını önlemiş olur böylece enzimler. Yani substratlara sadece substrat rastgele bir olaya katılmıyor. Enzim sayesinde bir olaya katılıyor ve bir ürüne dönüşüyor. Substrat tepkimeye girecek olan madde, ürün de tepkimeden çıkacak olan madde denir. Substrat miktarı tepkimelerde azalırken ürünler artar, enzim miktarı ise değişmeden kalır. Çünkü enzimler değişmez, tekrar tekrar kullanılır dedik. Arkadaşlar enzimler yapısal açıdan basit ya da bileşik enzim, yani biz holo enzim de deniliyor buna, ikiye ayrılır. Basit enzimlerin yapısında sadece protein olan bir kısım bulunurken bileşik enzimlerde ise protein kısım dışında organik veya inorganik bir yardımcı kısım da mutlaka bulunur. Bileşik enzimlerin protein kısmına apoenzim, yardımcı kısımlarına organik ise koenzim, inorganik ise kofaktör denir. Evet, apoenzim yani protein olan kısım enzimin hangi substrata etki edeceğini saptar. Yani substratı belirliyor. Taşıyıcı görevi yapar. Yardımcı kısımlar ise tepkimeyi gerçekleştirir. Ve enzimler yardımcı kısım olmadan görev yapamaz. Hangi enzimler? Bileşik enzimler. Protein yapısında olmayan kofaktörler apoenzime göre daha küçüktür. Tabii çünkü kofaktör çeşitli iyonlardan oluşuyor, şurada görüyorsunuz. Apoenzim de proteinden oluşan kısım dedik. Kofaktör enzimin katalitik etki göstermesini sağlar. Katalitik derken hani tepkimeyi hızlandırıcı. Kofaktör bir metal iyon olabilir. Kalsiyum gibi, magnezyum, potasyum, çinko, bakır gibi bir metal iyonu olabilir. Bazı kofaktörler organik yapılıdır. Mesela vitaminler gibi arkadaşlar. Bu tip kofaktörlere ise ne demiştik? Koenzim adı verilir. Mesela B grubu vitaminleri. Önemli bir kısmı koenzim görevi yapar. Özellikle sinir sisteminde B grubu vitaminleri koenzim görevi yapar. Apoenzim ve kofaktör tek başına katalitik etki göstermez, yani pasiftir. Bazı enzimler çift yönlü, yani tersinir çalışır. Ne demek bu? Yaptığı tepkimenin tersini de yapabiliyor. Mesela karbonik anhidraz enzimi arkadaşlar. Su ve karbondioksitin tepkimeye katılıp karbonik asit oluşturur. H2CO3 şeklinde karbonik asit. Burada görev yapan enzimin adı karbonik anhidraz. Tersinir çalışır. Yani yaptığı tepkimenin tam tersini de yapıyor. Sindirim enzimleri bu kurala uymaz. Sindirim enzimleri sadece tek yönlü çalışır diyelim. Evet, devam edelim enzimlerin özelliklerine. Bunlar çok önemli. Enzimler aktivasyon enerji seviyesini düşürür dedik, değil mi? Yani tepkimenin başlaması için gereken enerjiyi düşürürler. Yürüttükleri reaksiyondan etkilenmezler. Yani değişmeden çıkarlar. Değişmeden çıktıkları için tekrar tekrar kullanılır. Bu yüzden azıcık enzim bile birçok çok büyük tepkimeleri gerçekleştirebilir. Tekrar tekrar kullanılırlar. Substratlarına özgüldür. Yani anahtar kilit ilişkisi vardır aralarında. Çok düşük miktarda bile büyük etki gösterirler. Hani değişmiyor ya, sürekli aynı olayda kullanılıyor. Hücrede çoğunlukla takım halinde çalışır. Bu ne demek? Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratıdır. Yani şöyle, bir A maddesini B'ye, B'yi C'ye,
C'yi D'ye diyelim. Şimdi bakın, burada enzim 1 görev yapıyor. Şurada enzim 2 görev yapıyor. Şurada da enzim 3 görev yapıyor olsun. A maddesi burada substrattır. Yani tepkimeye giren madde. D maddesi arkadaşlar burada son üründür. Son ürün. B ve C maddeleri ara üründür. Bunlar da arada oluşmuşlar çünkü ara ürünler. Enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 ise takım halinde çalışıyor. Yani enzim 1'in ürünü yani B, enzim 2 için substrattır. Enzim 2'nin ürünü yani C, enzim 3 için substrattır. Burada herhangi bir enzimin olmaması demek tepkimenin yarıda kesilmesi demektir. Yani bozukluklar oluşur, çeşitli hastalıklar oluşur bunun yüzünden. Enzim eksikliğinden kaynaklanan bir sürü hastalık var çünkü. Şimdi enzimler çok önemli. Dedik ki çok ekonomik, hem zamandan hem enerjiden tasarruf sağlıyor. Peki bu enzimlerin istediği şartlar neler? Mesela sıcaklık veya derişim farkı veya pH. Enzimlerin de kendine göre ortamda sahip olması gereken ortamın bazı özelliklerinin uygun olması gerekiyor. Mesela enzim derişimi. Arkadaşlar enzim derişimi arttıkça tepkime hızı artar ama ortamda sınırsız substrat varsa sürekli artar. Substrat sınırlı ise belli bir doygunluk noktasına ulaşır, ondan sonra sabit hızla devam eder. Enzim derişiminin artması her zaman tepkimeyi hızlandırmaz yani. Yine aynı şekilde substrat derişimi ve substrat yüzeyi aynı şey. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızlanır ama sınırlı ortamda substrat oldukça substratın derişimi bir yere kadar arttırır tepkime hızını. Ondan sonra yine sabit kalır. Sıcaklık enzimin belki de en önemli olayı bu. Enzimlerin çalışabilmesi için uygun sıcaklık gerekir. İnsan için vücut ısımız bu. Mesela insanın vücut ısısı biliyorsunuz 36,5-37 derece civarında olduğu için genelde vücudumuzdaki enzimlerin optimum çalıştığı ısı derecesi bu civardadır. Yani 35-36 derece. Yüksek sıcaklıkta bozulurlar çünkü protein yapısı bozulur enzimin yapısındaki. Termofilik prokaryot demiş. Mesela termofilik arkeden bahsedelim. Arkelerin sıcağı seven arke termofilik demek. Bunlar için uygun sıcaklık neredeyse 80 derece, 80-85 derece civarında oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla arke için uygun olan sıcaklık insan için uygun olmayabilir. Ama genel olarak 30-35 derece enzimler için uygun sıcaklık diyebiliriz. pH da yine aynı şekilde. Yani bir enzimin çalışabilmesi için ortamın pH'ının uygun olması gerekir ki genel olarak pH 7'de enzimler daha optimum çalışırlar. Ama enzimden enzime de yine değişir. Mesela pepsin enzimi midemizde görev yapan bir enzim ve midemiz biliyorsunuz asidik. Bu yüzden pH görüyorsunuz 2, 4, 6'ya doğru azalmış pepsinin etkinliği. Yani kuvvetli asidik ortamda çalışan bir enzim. Kimotripsin ince bağırsaklarda görev yapan bir enzim arkadaşlar. Bunun için uygun pH derecesi 8. Yani 8'de tepkime en iyi aktivite göstermiş. Kolinesteraz enzimi yine bazik ortamda etkin eden başka bir enzim. O zaman şöyle diyeceğiz. Enzimlerin her biri için pH'in uygun olması gerekir. Asidi seven enzimler de var. Çünkü bazı seven enzimler de var. Bir diğer faktör aktivatör. Aktivatör ne demek? Enzimin çalışmasını hızlandıran madde demek. Bazı enzimler klor, nikel, mangal, magnezyum gibi bazı metal iyonları enzimlerin etkinliğini arttırır. Yani enzimin bulunduğu ortama bunları ilave ederseniz tepkime hızlanır. Çünkü aktivatörler arttırıcı etkiye sahiptir. İnhibitörler de tam tersi inhibe etmek, durdurmak, yavaşlatmak demek arkadaşlar. Çeşitli moleküller enzimle yarışa girerek veya enzimin aktif bölgesini işgal ederek yani enzim substrat kompleksi kurulmasını engelleyerek tepkime hızını düşürür. Özellikle hayvan zehirleri, akrep yılan zehirleri arkadaşlar enzimler için inhibitördür. Mesela ağır metaller civa gibi, kurşun gibi, siyanür gibi veya tarım ilaçları gibi kimyasallar yine inhibitör olarak karşımıza çıkar. Şimdi inhibitörleri de şöyle düşünün. Enzimatik bir reaksiyonun olduğu ortama
inhibitör koyduğunuz zaman tepkime hızı önce yavaşlar. Eğer inhibitörler artan miktarda kullanılırsa da durdurabilir tepkimeyi. Ürün miktarı arkadaşlar, tepkimenin gerçekleştiği ortamda ürün miktarı arttıkça son ürün enzimin çalışmasını yavaşlatır ve bu yüzden reaksiyon hızı da düşer. Bu da yine önemli. Buna hatta son ürün inhibisyonu diyoruz. Son ürün inhibisyonu. Su miktarı, enzimler susuz çalışmaz. Enzimin çalıştığı ortamda en az %15 su olması gerekir. Bu su seviyesinin altına düştüğü zaman enzim çalışmaz. Bu yüzden de yaz aylarında biliyorsunuz sebzeleri kurutarak saklıyoruz. Kurutmadaki maksat o sebzenin içindeki su miktarını azaltıp bozulmasını engellemek. Turşu, salamura ya da kurutma ya da salça yapma ya da reçel yapmanın mantığı hepsinde aynıdır. Su miktarını azaltmak arkadaşlar. Evet, enzimler sadece canlı hücrelerde üretilir. Niye? Çünkü protein yapılı. Protein sentezi, protein yapılı dedik. Biliyorsunuz protein sentezi ribozomda olur ve bir dehidrasyon olayıdır. Bu yüzden sadece hücre içinde üretilir. Ama hücre içinde de çalışabilir, hücre dışında da etkili olabilir. Özellikle sindirim enzimleri. Hücre dışında. İnsanda sindirim olayı biliyorsunuz sindirim kanalında olur. Yani ağzımızın içinde, midemizin içinde, bağırsaklarımızın içinde olan sindirim hücre içi değil, hücre dışı sindirimdir arkadaşlar. Ama sindirim enzimleri hücre içinde üretilir. İnsan için konuşuyorum. Hücre dışında etkili olur. Bir enzimin hangi madde üzerine etkili olacağını belirleyen faktör, yani substratı belirleyen protein kısmındaki apoenzimin, apoenzim adı verilen aktif bölgedir diyoruz. Evet, bir başka organik besine geçtik. Şimdi organik besinler işliyorduk. Ne işledik onu ben bir tekrar hatırlatayım. Karbonhidratları anlattım, karbonhidrat çeşitlerini. Yağları anlattık, yağ çeşitlerini. Proteinleri anlattık arkadaşlar, enzimleri anlattık. Şimdi hormon, vitamin ve nükleik asitler kaldı. Oradan devam edelim. Hormonlar belli bir hücre tipinden salgılanan, hedef hücreler üzerine düzenleyici etki gösteren amino asit, protein ya da steroid yapılı organik bileşiklerdir. Bakın hormon nedir? Denilince diyeceksiniz ki hormonlar sinir hücrelerinden salgılanabilir. İç salgı bezlerinden salgılanabilir ya da karma bezlerden salgılanabilir. Yani hormon nereden salgılanır? Bu üç yerden salgılanır. Tabii bu hayvanlar için söylüyorum. Bitkilerde de hormonlar var ve bitkilerde hormon salgılayan bez yok arkadaşlar. Bitkilerde hormonlar çeşitli hücre gruplarından salgılanır. Hormonların görevi nedir peki? Düzenleyici. Ne demek düzenleyici? Büyüme, gelişme, üreme gibi hayatsal olayların belli bir düzen içerisinde gerçekleşmesini sağlar hormonlar. Peki yapısında ne var? Yapısında protein var, amino asit var. Hatta bazıları steroid demiştik. Mesela testosteron hormonu ya da östrojen örneği vermiştim. Steroid olanlar da var. Yani hormonların yapısında ne var derse bunlar diyeceğiz. Hormonlar genellikle kana salgılanır ve etkisini hedef dokuya kanla taşınarak gösterir. Hormonların azlığı ve çokluğu çeşitli hastalıklara sebep olur. Örneğin şeker hastalığı biliyorsunuz insülin yetersizliğinde ortaya çıkan bir hastalık. Hormonlar düzenleyici moleküldür. Bu yüzden kanda her zaman belli bir seviyede bulunması gerekir. Etki gösterebilmesi için bu seviyenin üstüne çıkması gerekir arkadaşlar. Azlığında çokluğunda hastalıklar ortaya çıkar dedik. Peki gelelim vitaminlere. Vitaminler de basit yapılı organik bileşiktir. Yani ne demek? Bu sindirilmez demek. Sindirilmez. Yani daha küçük monomerine parçalanamaz. Çünkü kendisi küçük molekül çünkü. Vücutta sentezlenemediği için besinlerle birlikte hazır olarak alınır. Yani insan vitamini üretemiyor. Mutlaka hazır alması lazım. Bu yüzden insan için bütün vitaminler esansiyeldir. Yani ne demek? Zorunlu. Yani ne demek? Temel.
İnsan için bütün vitaminler esansiyeldir. Yani hazır alınması gerekir. Mutlaka dışarıdan hazır alınması gerekir. Bazı vitaminler besinde bulunduğu şekliyle vitamin özelliğinde değil. Yani bazı vitaminleri biz provitamin olarak alıyoruz. Provitamin ne demek? Provitamin arkadaşlar vitamin öncüsü henüz tam olmamış vitamin demek. Mesela A ve D vitamini bu şekilde alınır. A vitamini provitamin olarak, D vitamini de provitamin olarak alınır. A vitamini karaciğerde olgun A vitaminine dönüşürken, D vitamini ise deride ışık altında olgun D vitamine dönüşür. Şimdi 13 kadar insan için belirlenmiş vitamin çeşidi var. Bunlar yağda ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki grupta toplanır. BC vitaminleri suda, A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Vücuda fazla miktarda alındığında suda çözünen vitaminlerin fazlası idrarla atıldığı için zehir etkisi yapmaz. Ama yağda çözünen vitaminler vücudun yağ depolarında depolandıkları için fazlası toksik etki yani zehir etkisi yapabilir. B vitaminlerine bakalım arkadaşlar. B vitaminleri aslında biz B desek de kendi içinde B1, B5, B9, B12 gibi çeşitleri var. Büyük bir kısmı koenzim olarak görev yapıyor. Enzimleri anlatırken bahsetmiştim. Özellikle sinir sisteminde. Bu nedenle B vitaminleri enzimlerin çalışmasında ve metabolizmanın yürütülmesinde oldukça önemli bir vitamin grubudur. Hatta B12 vitamini kansızlık durumunda eksikliklerinde çeşitli hastalıklar oluşuyordu hatırlarsanız beriberi, pellagra gibi hastalıklar. C vitamini de yine çok önemli bir vitamin. Kozmetikte kullanılan vitaminlerden bir tanesi arkadaşlar. Hücre zarlarını yeniliyor ve hücre zarlarının dirençliliğini arttırıyor. C vitamininin bir diğer adı askorbik asit. Portakal, turunçgil tarzı meyvelerde bulunuyor daha çok. Vücudun direncini arttırır. Özellikle kış aylarında biliyorsunuz kış aylarında arkadaşlar soğuğa karşı bağışıklığı güçlendirme amacıyla kullanılıyor. Bağ dokunun oluşmasında, küçük kan damarlarının, çeperlerin gelişmesinde etkilidir. Uzun süreli eksikliği kılcal damarlarda çatlamaya neden olur. Direnci arttırıyor çünkü. Ve eksikliğinde skorbut denilen dış eti kanaması hastalığı görülüyor C vitamini eksikliğine bağlı olarak. Arkadaşlar şimdilik dersimiz burada sona erdi. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.